Tekrar merhaba. Bugün pimapen menteşesi değiştireceğiz. Pimapen menteşesi gördüğünüz gibi burası ayrılmış ve buradan soğuk hava geliyor. Bu nasıl olmuş derseniz şöyle yaz aylarında şu pencereyi açıp pencerenin önüne açık dursun diye bir şeyler koyuyoruz. Ve bu koyduğumuz şeylerle bu pencere rüzgarın etkisiyle böyle ileri doğru geldiğinde dediğim gibi buradaki çarpmayla ne olmuş? Buradaki menteşeyi bozmuş. Yani ne yapacağız? Mümkün olduğunca buralara böyle sert şeyler değil, hafif yastık vesaire gibi şeyler koymamız lazım. Böyle demir koyarsak bizim de aklımız başımıza geldi. Ne oldu? Bozuldu. Menteşe bozuldu. Şu anda bir menteşe 2022 yılındayız. 20 lira. Şimdi bunlar nasıl çıkartılıyor? Bunların hepsinin üstünden pin var. O pinleri çıkarttığınız zaman sadece bu menteşeleri sökebiliyoruz. Ve o yüzden biz de şimdi ne yapıyoruz? Şu pinimizi sökmekle işe başlıyoruz. Bu pini sökmek için ya alttan sivri bir şeyle ilk önce vurup hafif yukarı kaldırmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle alttan. Yukarı doğru kalktı. Şimdi yukarı doğru kalktıktan sonra şuradan şurada bir tornavida, bu arada bilginiz olsun. Sapı kırılmış bir tornavida. Tornavidanın yardımıyla şöyle yukarı doğru kastırıyorum. Şimdi şu penseyle kastıracağım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir çıkardım. Evet, ne yaptım? Menteşesini çıkarmış oldum. Bunu çıkardıktan sonra yine bunu sökemiyorum. Tabi açsam dahi bakın çıkartamıyorum. Benim oradaki vidaları görmem lazım. Vidaları görmeden maalesef bunu sökemiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Demek ki sadece bir menteşeyi sökmek için maalesef üçünü de sökmem gerekiyor. Bakın bu arada bu menteşe nasıl ayrılmış. Görün. Hatta söktüğümde de göstereceğim. Alttaki zor da bunlar biraz daha kolay sökülebilir diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bunu da söktüm. Geriye bir tane kaldı. En üstteki. Aman çıkarken diğerlerini kırmayın. Dediğim gibi bir menteşe 20 lira olmuş. Şimdi ne yapıyorum? Artık penceremi aşağı indirebilirim. Evet. Oldukça da ağırmış bu arada. Bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum. Cam olduğu için herhalde. Müthiş ağırmış. Haberiniz olsun. Şimdi şarjıyla bunu söküyorum. Yani camın ağırlığını ben tahmin edemedim ilk başta. Bilginiz olsun. Pencere çok ağır. Yani açıkken falan sökerseniz pencerenin altında kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ya yani iyi ki sıkı tuttum. Yoksa üzerime düşüyordu. Bakın önüne demir dayadığımız için menteşe ne hale gelmiş. Şimdi Irmak, şunu çok hafif bir yerine tutabilir misin? Tamam, bırakayım mı?
Yok şu elini, bir iki dakika dur, hemen geliyorum. Ben de şey alacağım. Tamam bırak. Geç tekrar yeme. Tamam şimdi birebir aynı uzunlukta olan 10 santimlik menteşemizi aldık, açıyoruz. Evet artık bunu yine buraya öbürkü gibi takacağız. Bunların tersi düzü yok. Sadece çaktığınız yer önemli. Menteşeyi nereden çakarsanız o taraf oluyor. Hemen bunu da sökelim. Şunu menteşesini de çıkartalım. Bayağı meşakkatli bir menteşe değişimi. Maalesef kapı kadar kolay değil. Gördüğünüz gibi çıkartıyorum. Çıkardım. Çıkardıktan sonra evet artık takılabilir hale geldi. Ne yapıyorum? Eski söktüğümün yerine hemen bunu geri vidalıyorum. Aynı vidalarla. Bu arada bakacağım kanadı yamukmuş mu diye. Şu an bir yamukluk gözükmüyor kanatta. Bağlıyorum. Çünkü o açık yerden çok fena soğuk üflüyor kışın. Bu kombi de bizi zarara sokar. Kombi daha çok çalışır. İçeri sürekli soğuk hava girdiği için termopen düzgün kapanmadığı için doğal olarak zarar olacaktır. Bağlıyorum. Duvardakini de değiştireceğim ki iki aynı takım olsun. Yani aynı markanın pimapenleri olsun. Şöyle son bir kez eski yamuk olanı size bir kez daha göstereyim. Bakın nasıl yamulmuş. Şimdi şu pencereyi yavaşça yatırıyorum. Evet. Bunu yatırdım. Hemen duvardakini değiştiriyorum. Dedikleri biraz farklı geldi. Birebir aynı menteşe olmadığı için siz yine aynı menteşeyi alın ki iki tane delik olmasın. Mümkünse aynı menteşeyi alın. Belki birebir aynı menteşe olmadığı için biraz sıkıntı oldu. Şimdi geldik en zor yere. Tekrar bunu kaldırmaya inanın canlı olduğu için ağır. Yavaşça deniyoruz, kaldırmayın. Evet. Evet. Evet, hiç de kolay olmuyor. Özellikle şuradaki kaymış beni engelledi. Direkt ses kesildi dışarıda fark ettiyseniz. Az önce çocukların bağırışmaları geliyordu. Daha üstelik tam kapatmadım bile. Şimdi bunları tek yapmam gereken yerine oturtmak. Şu çekici uzatır mısın Irmak? Tamam. Yeni demiri takıyorum. Her zamanki gibi. Aynı marka ve aynısı olması zorunda. Şöyle düzgün bir şekilde çakacağım. Şunlardan bir tanesini tutayım ki kafama düşmesin.
yerlerine oturttum. Şimdi de bunu çakacağım. Bu zaten kendi kendine direkt oturdu. Ne bu kadar niye kolay girdi? Anlamıyorum. Bununki miydi? Bu bununki değil çünkü. Onunki bu kalın olan. Gördüğünüz gibi yanlış takmışım. Bu eskisinin olduğu için öyle alttan sarktı. Eskisi bundan çok daha az büyükmüş. Ben onluk diye aldım ama bu biraz daha kalınmış. Şimdi kendi orijinal demirini çakıyorum. Evet, çaktım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Penceremiz eski sağlam haline geri geldi. Burada açıktı. Resmen rüzgar üflüyordu burada. Bir boşluk vardı. Bakın şimdi kapatıyorum. Hem sesi hem de rüzgarı kesti. Şöyle ırmak yakından şurayı çekelim. Şuradaki gel biraz yakınlaş. Makineyle yakınlaş. Bakın. Yo, makineyle yakınlaş kızım. Gel gel gel. Gel tamam. Şimdi şuraya dikkatli bakarsanız eskisinde buraya yazın hava almak için ev açık kalsın diye böyle sağlam demirler sokup buraya koyarsanız rüzgarda bu ne olacak? Pat 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 kapata kapata pimapeninizi bozacak. O yüzden yumuşak yastık gibi şeyler koyun. Ve aslında ben bunu aldım ama tam yarım açmadığı için bazen yastık veya demir koymak zorunda kalıyoruz. Şöyle bir demir taktım ben. Bakın şöyle bu kadarcık açık bırakabiliyor. Şöyle demirler var, satılıyor, takabilirsiniz. Hava almasını istiyorsanız bu kanatlarınızı da bozmaz. Evet, şimdi kapatıyorum. Artık şu anda kışa hazırım. Yeni menteşemle beraber hemen eskisini gösteriyorum size. Altı nereye gitti? Evet. Eskisini gösteriyorum. Ne hale geldiğini anlamanız için şöyle yakından bakın eğrilmiş. Bu kadar bir açıklık vardı ve oradan resmen 1 santim hava üflüyordu. Yani kanadı da yamultuyordu. Bu şekilde bunların değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Sağ solu yok bu menteşelerin. Sadece büyüklüğü var. Büyüklüğüne göre aynı olanı alırsanız rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bu şekilde Pimapen menteşesini siz de evde değiştirebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni tamir veyahut da dekorasyon işlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.